Birazdan izleyeceğiniz ders uçtan uca Power BI eğitiminden alınmış örnek bir derstir. İyi seyirler dilerim. Şimdi daha önce köprü tablosu kullanımını anlattığımız modelde kurduğumuz yapı şu an karşımızda. menü ilişkileri anlatırken ve köprü tablosu kullanımını anlatırken kullandığımız kontuzo modeli. Yapıyı hatırlamak gerekirse bizim ürünlerimizde kategoriler var, ürün ID var, ürün kodu var, okey ama bütçemiz aynı seviyede değildi kategori seviyesinde ürün seviyesinde değil. Biz ürünlerle bütçeyi kategori üzerinden birleştirebilmek için araya bir köprü tablosu koymuştuk. Ve istediğimiz gibi de çalışıyordu. Herhangi bir kategori bazında satışlarımızı da bütçemizi de görebiliyoruz. Çünkü ok yönünde bu tablolara ulaşmak ürünlerdeki kategori sütunu üzerinden mümkün. Şimdi önerilerden biri olarak eğer periyot bazında bir veriniz varsa aylık, haftalık öneri olarak demiştim ki bir referans tarih kullanın en kolay yöntem bu. Ve bütçe tablosundaki her bir ay, yıl bilgisi için bir referans tarih oluşturmuştuk. 1 Ocak, 1 Şubat, 1 Aralık, 2008, 2009 gibi. Şimdi o referans tarih sütununu bütçe tablosundan sildim. Bizim bütçemiz şu an açalım tablosunu kategori bazında, ay bazında ve yıl bazında. 2008-2009 yılları için her bir ay için bütçemiz var. Peki referans tarih kullanırken hayat kolaydı. Tarih sütunuyla eşleştirdik, geçtik. Şu an bütçe tablosunda yıl, ay kategori var. Kategori olayını çözdük. Köprü tablosuyla çalışıyor, problem yok. Yıl ve ayı nasıl çözeceğiz? Eğer referans tarih kullanmazsak. Bu aşamada yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi, aynen kategori köprü tablosu mantığında yıl ve ay ile ilgili bir köprü tablosu oluşturup tarih ve bütçe tablosunun arasına koyabiliriz. Yöntemlerden biri bu olabilir. Kategori köprü tablosundaki mantıkla aynı yapıya sahip yıl ay kategori tablosu. Power BI veri modelinde ilişki kurmanın yöntemlerinden bir tanesi de sanal ilişkiler yaratmak. Treat As fonksiyonuyla Calculate'den yardım alarak iki tablo arasında fiziksel olmayan ama sanal ilişkiler yaratabiliriz. Şimdi bütçemizin şu haliyle bir bakalım karşımıza ne çıkıyor. Satışlar, ürünler, kategori tablosu birbiriyle ilintili, tarihle bütçe arasında herhangi bir ilişki yok. Rapor görünümüne dönüyorum kategori bazında ben bütçemi ve satışlarımı görebiliyor muyum? Görebiliyorum. Problem yok. Çünkü kategori ürünler tablosundaki bir sütun, ürünler tablosundaki sütunlardan da istediğim şekilde bütçeye doğru da gidebiliyorum. Satışlara doğru da gidebiliyorum. Peki aynı matrisin bir kopyasını alalım. Ctrl C ve Kategori değil, tarih tablosundan yıl ve ay bilgisini düşürelim. Bütün yıllar için aynı rakamı gösteriyor. Yıl seviyesini açarsam, ay seviyesinde de aynı rakamı gösteriyor. Sebep, filtrelerin ok yönü. Yıl, ay nereden geliyor? Yıl, ay burada. Buradan bütçeye erişimimiz var mı? Yok. Dolayısıyla filtreyi taşıyamıyoruz. Her seferinde gördüğünüz bütçe tablosunun tamamı oradaki rakamda. Bu. Peki arada bir fiziksel ilişki yaratmaksızın tarih tablosu ve bütçe tablosu arasında ben tarih tablosundaki yıl ve ay sütunlarını bütçe tablosundaki yıl ve ay sütunlarıyla nasıl ilişkilendirebilirim? Bütçe tablosuna bir kez daha göz atalım isterseniz bütçe tablosu diyor ki kategori ay yıl seviyesinde hedefim bu. Kategoriyi köprü tablosuyla çözdük, çalışıyor. Yıl ve ay bilgisini nasıl eşleştireceğiz? Yazdığımız metreye geri dönelim. Bütçe metri diyor ki sam bütçe tablosundaki bütçe sütununa gördüğün değerleri topla çık. Arada bir ilişki olmadığı için de her yerde aynı rakamı gördüğümüzü Anladık, gördük filtreleri taşıyamıyoruz. Fiziksel ilişki kurmadan iki tablo arasında sanki bir fiziksel ilişki varmış gibi davranmanın yolu calculate fonksiyonuyla birlikte treat as fonksiyonundan yardım almak. Önce yılla ilgili mevzuyu çözelim. Diyeceğim ki, evet bütçe tablosundaki bütçe sütunun toplamını istiyorum. Ama calculate bunu istiyorum treat as values tarih yıl parantezimi kapattım ikinci sütunumu istiyor bütçe tablosundaki yıl sütunu. Enter. Biraz önce her yılın karşısında aynı rakam gösteren metrik bu sefer 2007 için bir şey göstermiyor. 2008 ve 2009 için de bu yıllara ait bütçe neyse onu gösteriyor. Calculate bir modifier demiştim. Burada da sum bütçe, bütçe formülümüzü, metriğimizi modify ediyoruz. Şimdi treat as ikisini birleşik yazınca biraz garip bir kelime gibi gözüküyor ama aslında İngilizce treat as mış gibi davran diye çevirsek Türkçe'ye olur. Yani tarih tablosunda gördüğün yıl sütunlarının değerini git bütçe yıl sütunlarıyla aynıymış gibi davran. Uzun formüller yazmaya başladığınızda yazdığınız formüllerin parçalarına komentler atmak isteyebilirsiniz. Yorumlar eklemek isteyebilirsiniz. Onu da yapmanın yöntemlerinden bir tanesi bu. iki tane çizgiyle açabilirsiniz. Bu şekilde slash yıldızla yapabilirsiniz. Ama treat as'in komentini, yorumunu bitirelim. Mış gibi yap demek. Tarih yıl sütununa gördüğün değerleri bütçenin yıl sütunlarıymış gibi davran. Peki yıl seviyesinde düzelttik gibi gözüküyor. Problemimizi 2007 için bütçe yok, 2008 için rakam doğru, 2009 için rakam doğru. Peki ay seviyesine bakalım. 2008'in altını açıyorum. 2008'in 2443 rakamı bütün aylarda aynı şekilde gözüküyor. 9'a bakalım. Orada da 2009'un toplam rakamı, gözüken rakamı bütün ay seviyesinde, bütün aylar seviyesinde aynı gözüküyor. Şimdi modele tekrar geri döneceğim. Biz yılla ilgili problemimizi çözdük. Dedik ki buradaki yılla buradaki yıl aynıymış gibi davran. Matriste 2009 mu gözüküyor? Bütçede de 2009'a bak. 2008 mi gözüküyor? 2008'e bak bütçede de. Ama ay seviyesi için bir şey demedik henüz Power BI'ye. Yazdığımız metreye henüz bir şey demedik. Yılları aynıymış gibi al, ayları da aynıymış gibi al dememiz lazım. Yani yazdığımız metreyi bir kez daha modifiye edeceğiz. Bütçe yılıyla tarihteki yıl aynı. Aynı zamanda treat as gene benzer bir sintaksla şunu biraz küçültelim. values tarih ay sütunundaki değerleri sanki bütçe ay sütunundaki değerlerle aynıymiş gibi yap. Ay seviyesinde açtığımda 2443 gösteren rakam bu sefer ay seviyesinde de doğru çalışmaya başlıyor. Yani treat as bir nevi iki tablodaki karşılıklı normalde fiziksel ilişki kurduğumuz sütunları ilişkilendiren bir fonksiyon. Sanal bir şekilde ilişkilendiren bir fonksiyon. Treat as al bu sütundaki değerleri bu sütundakilerle eşleştir, onlarmış gibi davran demenin DAX versiyonu. Peki şu ana kadar farklı granülerite sahip tablolarla ilgili köprü tablosu kullanımını gördük, referans entity kullanımını gördük, menu to menu ilişki kurmayı gördük. Şimdi de en son treat as ile kullanımını gördük. Hangisini tercih edelim? Bu yaptığımız son örnekte bu iki tablo arasında ilişki olmamasına rağmen sanal bir ilişkiyi yarattık. Önceki derslerde köprü tablosunu kullandık veya menu to menu'yi kullandık. Hangisini tercih edelim? Buradaki formüllere koment atmaya, yorum eklemeye ben devam edeyim. Tarihle ilgili periyot bazlı bir veriniz olması durumunda benim önerim her zaman için bir referans referans tarih kullanmanız. En kolayı bu çünkü tarih tipinde bir sütun time intelligence dediğimiz DAX fonksiyonlarına geldiğimizde bize lazım olan sütun tipi orada yıl, ayla uğraşamıyoruz. Daha doğrusu o fonksiyonlar parametre olarak date tipinde bir fonksiyon, bir sütun istiyor bizden. O yüzden referans tarihi bütün periyot bilgisi olan verilerinizde kullanmanızı tavsiye ederim. Ama diğerleri için, diğerleri dediğim kategori, satış bölgesi vesaire gibi aynı granülaritede olmayan bütün veriler için öncelikli tercihiniz Köprü tablosu olmalı. One to many ilişkileri kullanarak many to many ilişkiden kaçınmak tercih edilir bir yöntem. İkinci yönteminiz köprü tablosu sonrasında many to many olabilir. Modeliniz çok büyük olmadığı sürece bu üç metot arasında da bir fark hissetmek çok kolay değil. Hepsi de hızlı çalışır. Treat as de dahil olmak üzere hepsi de hızlı çalışır ama çok devasa bir model olması durumunda one to many ilişkiler many to many'e göre biraz daha avantajlı genellikle. Fiziksel ilişkiler sanal ilişkilere göre, treat as ile yaratacağımız ilişkilere göre biraz daha avantajlı. Ama hepsi de bu tür durumları çözmek için kullanabileceğimiz legitimate yani makul yöntemler.